İlber Hoca'ya bir soru var. Diyorlar ki Kanuni'nin yerinde olsaydınız diyorlar. Evet. Samimi cevap verin. Bu Mustafa hadisesinde Şehzade Mustafa'da ne yapardın diyorlar. Vallahi onun yapacağı bir şey yok. Hocam, seçim hayır, şansı sen olsaydın yok diyorlar. İyice seçim şansı yok diyorum. Seçim şansı yok. Bunlar bizde bakın bu işler iyi tasvir edilmiyor. Romanlar var iyi tasvir edilmiyor. Tiyatro eseri var iyi tasvir edilmiyor. Yani Hürrem Sultan'da bu olay Hürrem'le Rüstem'in gulgulesi ve entrikası olarak götürüldü. Bunlar objektif olarak seçim şansı yok. Sizin Kanuni dediğiniz o kadar ahmak mı öyle? Yani saray entrikasına kapılıp gidecek. Evladını. Mümkün değil bu. Çünkü ortada artık gelişen bir olay var. Osmanlı toplum yapısında bazı herkesin anlamayacağı şeyler mevzubahistir. Mesela umumi ahlak gitti. Devletliler kadın oynatıyor bilmem ne diye ayaklanma çıkar. Böyle bir şey olmaz. Yani Fransa'da insanlar ekmek yok, bilmem ne yok. Kuraklık olduysa biz mi ölelim ayağında ayaklanırlar? Yoksa kral kiminle kırıştırıyor diye hatlerine değil. Öyle şeylerden hoşlanırlar dün de bugün de. Ama bu değişik bir yapıdır. İkincisi de şudur. Devletten her zaman için hoşnut olmayanlar vardır. Devlet adamı istediği kadar güçlü ve akil olsun, bir hoşnutsuzluk havası doğması kaçınılmazdır. O evet. Zaman insanlar hemen öbür adayın üstüne giderler bilir bilmez. Hocam bir de Kanuni'de bir tecrübe sabit. Babası dedesini indirmiş. Babası dedesini ayaklandırdı. Kendine babasının yanında. Biliyorsunuz. Yeniçerilere dayanarak Bayezid Han'ı indirdi. Ve menfa yerine yollayacaktı güya. Zehirleyiverdi gitti tabii. Yani şeyde daha bizim Trakya topraklarında. Hoş kendi de aynı yerde ölmüş. Yani o sihir pençenin son darbesi işte bir takdiri ilahi. Hasan Can'ın kayıtları bunlar. Yani sahiplerinden. Şimdi bu örnek önündeyken tabii bir kere orada bir rahatsızlık var. İkincisi tabii nizam son derecede tehlikeli. O yıl biliyorsunuz Avusturya harpleri henüz neticeye bağlanmamıştır. Zaten de bağlanamadı. Yani Kanuni'nin döneminde bir ortak miras olan fakat bize geçen küçük bir kısmı karşıda Avusturya'da kalan Macaristan meselesi çözüme ulaşmadı Kanuni'nin yaşam boyunca. Şimdi Alman seferinden dönüyor. Batı meselesi işte bir sene evvel bir mütareke yapılmış gene. Ama İran seferinden dönerken padişah Amasya'da bir anlaşma yapıldı. Mütareke yapıldı o. Tek taraflıdır, ahitnamedir. Bunu meşhur büyükelçi Buzbek'le yaptı. 6 ay. Duş duruldu diyoruz şimdi. Duruldu. Bir senelik mütareke her an patlayabilir. O bitmemiş gibi hayda bir daha İran'dan kavga. Nahçıvan Seferi ve Rüstem Paşa Nahçıvan Seferi'ne serdar tayin ediliyor. Derhal gulgule çıktı. Padişah kocadı. Bize lazım civanı. Yani civan olan şey Mustafa. Mustafa tabii. Osmanlı tarihinde pek nadir bir şey. Askerler ulema ile aynı şeyi düşünüyor. Üstelik de ulemanın gulguleci kısmı değil böyle. Hmm. Keşkülcü kısmı değil. Hakikaten ciddi adamlar var. Mustafa Sükuti Efendi falan gibi böyle güzel eserler yazan falan. Ciddi şairler var Latifi gibi. Taşlıcalı Yahya tabii fonksiyonu itibariyle müfsit diye götürülmesi gerekir. Ama nihayet sevilen bir şair. Bunların ortasında bu Mustafa'nın zaten sürüklenmesi kaçınılmaz. Bu da tabii neyi getirir? Bir taht kavgasını, feci bir kavgayı. Çünkü devletliler de şiddetli bir şekilde ikiye ayrılmış vaziyette. Rüstem Paşa idamdan sonra azledildi. Yatıştırmak için. Yerine gelen Kara Ahmet Paşa o Mustafa'yı tutuyordu. Fakat bir müddet sonra o da gitti biliyorsun. Onu idam ediyorlar. Onu da idam ettiler. Şimdi
devletliler bu kadar ikiye bölününce... Haydar Paşa da Mustafa'nın yanında. Ama işte ne olacak o zaman? Mesela Yeniçeriler bu tarafta top arabacılarla sipahiler hemen öbür tarafa geçer. Yani bu böyledir. Yani... Lağımcılar ocağı bilmem nereye geçer. Anadolu ordusu bölünür. Unutmayın 17. asırda bu gibi kıyametlerin sonunda... Olmayacak işler oldu. Kul kısmı Erzurum Beylerbeyisi, Abaza Paşa falan kalktı yürüdüler. Ve adam yürürken etrafında her sınıftan insan var. En çulsuz köylüden Sancak Beylerine kadar adamlar var etrafında. Medreseliler var, aç talebeler pekala kürkünü giymiş şeyler de var yani. İlmiye sınıfının mensupları da onun için... Memleketin bu gibi şeyleri kaldıracak hali de yok. Yani ki arkasından bir eser bırakamayacak. Bu kaçınılmaz olarak verilen bir karardır.